Üçüncülük ikinci grupta mücadele eden Ordu Spor 1967'den sportif direktör Evren Dönmez Bayrampaşa maçını kazanarak Karaman Futbol Kulübü ile final oynayacaklarını söyledi. Valla evet, iki maçımız kaldı. İlk önce işte salı günü, haftaya salı günü Bayrampaşa ile oynayacağız. Yani Bayrampaşa'nın ligdeki konumuna baktığı zaman tabii onlar açısından biraz zor maç. Bizim açımızdan daha zor maç. Çünkü böyle takımlarla oynamak her zaman biraz dezavantaj gibi gözüküyor. Yani inşallah salı günü Bayrampaşa maçını galip ayırarak son hafta Karaman'la bir finale gideceğiz. Allah nasip ederse. Tabii ilk önce Bayrampaşa maçını geçmemiz lazım. Geçtikten sonra Karaman maçındaki duruma göre hareket edeceğiz. Evet, evimizde oynadığımız maçlarda genelde coşkulu bir futbol oynuyoruz. Son Alanya Kestel maçında bunu takım gösterdi, sahada yansıttı. Tabii salı günü coşku yine olacaktır. Çünkü artık son iki haftaya yaklaşıyoruz. Bizim için çok önemli maçlar bu ikisi de. Şimdi Bayrampaşa maçını iyi bir futbolla, coşkulu bir futbolla geçip dediğim gibi Karaman maçına bir finale gitmek istiyoruz. Tabii salı günde hafta içi olması için maçı biraz düşündürüyor bize taraftarımız açısından, ama tabii taraftarımız bize her zaman sonuna kadar destek veriyor. Salı günde mutlaka yanımızda olacaklardır inşallah. Evet, Sami bildiğiniz gibi sezonu kapatmıştı. Çapraz bağlarında bir sıkıntı vardı. Ufuk da yarın Ordu'ya dönecek. Onun da ayağında bir yırtık vardı, ayak bileğinde. Onun da durumuna göre bakacağız. Tabii bu hafta zor Bayrampaşa maçında oynaması, ama Karaman maçı veya tabii önümüzde ne gösterir bize onu bilmiyoruz. Ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımız var, ama bu yani çok böyle maç için bizi zor duruma düşürecek bir durum yok. Bakalım, yetiştirmeye çalışacağız. Üçüncülük birinci grupta mücadele eden 52 Ordu Spor'da teknik direktör Yavuz İncedal kalan iki maçı kazanmak istediklerini belirtti. Ligin boyu kısaldıkça gerek ligin üstünde gerek ligin altında her hafta bir hesap yapılıyor. Şu anda ligin üstünde de kimin birinci olacağı net belli değil. Alttan da düşecek takımlar net belli değil. Çünkü herkesin son iki haftada kullanacağı avantajları, dezavantajları var. Tabii biz yolumuza iki haftayı kazanarak devam etmek istiyoruz. Çünkü bu iki hafta gerçekten bütün takımlar için bir denklem haftası. Bunu iki haftayı kazanacağız. Tabii ki üzerimizde bir puan, Kütahyaspor üzerimizde 3 puan olan ve ikili avarajda da avantajlı olan bir yeni Mersin İdman Yurdu var. Biz iki maçı kazanmak istiyoruz. Ondan sonra rakiplerimizin durumunu bekliyoruz. Ama sanırım büyük bir olasılıkla üstteki düğüm, alttaki düğüm son haftaya kadar çekişmeli şekilde devam edecek, çözülemeyecek diye düşünüyorum. Biz yolumuzu emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Ya şimdi tabii ben ilk hafta geldiğimde takımı tanıma ve görme aşaması vardı. Orada iyi oynadığımız halde kaybettiğimiz maçlar vardı. Yani şimdi sonucu, ondan sonra bir istikrarlı bir çıkış, takım uyumunun daha arttığı, artık bir şeylerin, bir hedefin peşinde koşan bir takım görünümünü elde ettik. Burada futbolcularımıza, başkanımıza, yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok büyük destek oldular. Yani ligin boyu işte dediğim gibi her geçen hafta bir ivme kazanıyoruz bu boyda. Dilerim avantajlı taraf oluruz, istediğimiz yere taşınan gelen taraf oluruz. Bunun peşindeyiz şu anda. Tabii bazı şeyleri konuşmak güç, ama biz başarılı olmayı istiyoruz. Takım olarak istiyoruz. Tabii zorlu bir maç olacak. Yani hiçbir maç kolay değil. Gerek hedefe gidiyorsanız, gerekse düşmeme mücadelesi veriyorsanız, muhakkak herkes kendi direncini ortaya koyacaktır. Biz de oraya dirençli bir takım olarak gidiyoruz. Tabii ki Yomra Spor takımı da dirençli bir şekilde çıkacaktır. Yani ben her şeyden önce böyle güzel, centilmen, birbirine saygıyla yaklaşan bir müsabaka olmasını diliyorum. Çünkü Türk futbolunun her zaman barışa, her zaman şefkate, her zaman dayanışmaya ihtiyacı var. Güzellikler olsun istiyorum.
Fas'ta Belediyespor salı günü Efeler 09 Spor'la karşılaşacak. Ligde herhangi bir iddiası olmayan Fas'ta Belediyespor, Efeler karşısında son kez sahaya çıkacak. Son maçını deplasmanda oynayacak Sarı Lacivertliler ligi galibiyetle bitirmek istiyor. Özellikle ligden tek takımın düşmesinin açıklanması sonrası oldukça rahatlayan temsilcimiz ligde kalmayı aylar öncesinden garantilemişti. Yeni sezonla ilgili planlarını önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan Fas'ta Belediyespor yeni sezonda iddialı kadro kuracak. Efeler 09 Spor Fas'ta Belediyespor maçı 16 Mayıs Salı günü saat 15'te oynanacak.